Hafta sonu sabah devam ediyor sevgili seyirciler. Gazeteci Fahrettin Fidan'la birlikteyiz. Günaydın, günaydın, hoş geldiniz günaydın. Yayınımıza. Yine gün geçmiyor ki sizinle bir programı böyle ağız tadıyla başlayalım. Bugün ülkemizde çok güzel şeyler oldu Fahrettin Bey. Biraz bunlardan konuşalım demek isterdim. Ancak 2 haftaya yakın bir süre oldu. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını vermiyorlar. Adamcağız evet. Hakikaten bileğinin hakkıyla, alnının teriyle aldı. Ve aldığını da herkes biliyor, tüm Türkiye biliyor. Bırakın İstanbulluları, bırakın Cumhuriyet Halk Partili seçmenleri, AKP'nin seçmenleri bile artık verin diyor yani. Tabii. Yeter tabii. diyor. Ve bu noktayı koyacak olan son durum Maltepe'deki oyların sayılması. Bu oylar sayıldıktan sonra artık YSK'nın bir açıklama yapması gerekiyor. Ama ne hikmetse bu oylar bir türlü sayılamıyor. Dün son olarak Maltepe'de hem AKP hem MHP'lilerin çıkardığı bir arbede vardı. O arbedenin neticesinde sayım işlemleri gene durdu ve bu sebeple bugün sabaha kadar ertelendi. Şu sıralarda sanıyorum tekrar başlıyor sayım. Ama artık bugün sonuçlanacak. Tutanakla ilgili de az sonra konuşacağız. Çünkü yandaş medya dün Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri saldırdı şeklinde evet, evet. haberleri verdiler. Canlı görüntüleri de ekranlara getirelim bir taraftan size söz vermeden önce Sayın Fidan. Evet sevgili seyirciler, Maltepe'de Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde oy sayımı sabah itibariyle tekrar başladı. Şu an ekranlarınıza getirdiğimiz görüntüler canlı sevgili seyirciler. Halk TV kameralarından yansıyan görüntüler. Evet, neler söyleyeceksiniz? Şimdi ben dün gece kanallar arasında dolaşıyordum. Yandaş bir iki kanala baktım. İşte CHP'liler saldırdı Maltepe'de diye altyazı geçiyordu ve haberler bu şekilde veriyordu. Kendi kendime ya dedim. Burada CHP olaysız bir an önce sayımın sonuçlanmasını istiyor. O zaman onların saldırması akla mantığa hiç uygun değil. Evet. Burada bir tuhaflık var. Sonra kısa sürede öğrendik ki saldıran CHP'liler değil, AKP ve MHP'liler. Ve saldırma gerekçeleri de şu, efendim sayımla görevli sandık kurulu sayısı artmasın. Sandık yönetimi, ilçe seçim kurulu karar veriyor. Daha kısa zamanda sayılabilmesi için sayımı yapan sandık kurullarının sayısının artması yönünde karar veriyor. Yani çıkacak sonuçtan rahatsız olmayan bir partinin ya parti taraftarlarının sayımın daha hızlı yapılmasından rahatsız duymalarını anlamak mümkün değil. Evet. Ya da anlamak mümkün. Eğer işlerine gelmiyorsa, çıkacak sonucu iyi kötü biliyorlarsa ve o sonuç işlerine gelmiyorsa o zaman işi olabildiğince uzatmak isterler. İşte kavga dövüş çıkarırlar. Nitekim de hem görüntülerden belli hem de daha sonra İlçe Seçim Kurulu'nun hazırladığı tutanaktan belli ki AKP ve MHP'lilerin saldırısı son çırpınışlarını gösteriyorlar. Yani daha ilk baştan bunların bu seçimden korktuğu belliydi ve yani faullü, tırnak içinde futbol deyimle söyleyeyim, faullü oynamak için ellerinden ne gelirse yaptılar. Yani en basitten şunu söylediler, eğer Güneydoğu'yu özellikle kastederek ama bu CHP'li belediyeleri de kapsayan bir tehditti, eğer kazanamazsak kayyum atarız bazı yerlerde. Yani seçimi kaybetmemiz demek illa muhalefetin gelip o belediye başkanlığı koltuğuna oturacakları anlamına gelmez dediler. Ve şimdi zaten gördük ki şu anda 4 yerde ve bu sayı giderek artabilecek. Birinci olan, seçimi kazanan belediye başkanlarını siz kanun hükmünde kararnameyle atıldınız diyerekten mazmatalarını vermediler. Onların yerini ikinci olanlara verdiler. AKP'lilere verdiler. Ya şimdi öylesine net, öylesine açık hukuka aykırılık söz konusu ki seçim öncesinde başvuruyorsunuz, ben adayım diyorsunuz ve seçim kurulları sizi inceliyor. Hak ediyor musunuz? İşte belli koşulları var. Türk evet. vatandaşı olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak, ilkokul mezunu olmak, kısıtlı olmamak falan filan. Bütün bu koşulları yerine getirdiğinizi söylüyor seçim kurulları ve sizin seçime girmenize bir engel durum olmadığını beyan ediyor ve sizi seçime kabul ediyor. Ve ondan sonra diyor ki siz KHK'lısınız. Ve kabul etmiyorum. Bu hem o kişiye karşı hiledir, tuzaktır, hukuksuzluktur, hem de onu oy veren vatandaşlara. Ve
Yüksek Seçim Kurulu o kadar artık ölçüyü kaçırdı ki orada belediye başkanı olamazsın, sen KHK'lısın, kanun hükmünde kararnameyle atılmışsın, sen muhtar olamazsın, belediye meclis üyesi olamazsın diyen Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran seçimlerinde KHK'lıların milletvekili olabileceğine onay verdi ve o kişiler milletvekili oldu. Daha sonra mazbatasını verdi. İşte İbrahim Kaboğlu, Cihangir İslam ve de HDP'den İzmir milletvekili var. Yani bir ülke düşünün ki siz kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilmişsiniz diye muhtar olamıyorsunuz ama milletvekili olabiliyorsunuz. Evet, tam olarak böyle. Olacak gerçekten şey değil ve yani tabii bu sorulamıyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine sorulamıyor. Daha neler var? Yani bunların baştan kötü niyetli olduğunu, seçim kaybetmek diye bir kavramın hayatlarında olmadığını gösteren... Evet, bir de şöyle bir durum var. Mustafa Karakaş, Saadet Partisi. Evet, şu anda tutanakta da benim işte her partiden kişi olacak diye sanıyorum. Bunları şu anda içeriye çağırdılar. Şöyle bir durum var. Şimdi tek bir zarfta biz oy verdik. O zarfta ilçede AKP'li adaya çıkan oylar kabul ediliyor, geçerli sayılıyor. Evet. Büyükşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı'nda da Ekrem İmamoğlu'na çıkanlar geçersiz sayılması. Yani ilçede AKP'liye oy veren bir vatandaşın Büyükşehir'de bir başka adaya oy vermesi olamaz diye bakıyorlar. Öyle şey olur mu? Yani ya demokrasi budur zaten. O zaman siz ayrı ayrı şeyler, zarflara, pusulalar hazırlamayın. Tabii, bir ilçe başkanının adını yazın, adayın adını yazın. Ona oy vermiş kişi, Büyükşehir'de de o partinin adayına oy vermiş diye bir kabulden hareket edin. Adamlar soyadından kimin kime oy verdiğini... Tabii. Ama yani hukuksuzluk o boyuttaki, geçen gün Yandaş Gazete, Yeni Şafak'ın manşeti, işte sandıklar diyor FETÖ'cülere teslim edilmiş. İsimler veriyor. Mesela 1541 sayılı numaralı sandıkta diyor, onların başkanı FETÖ'den soruşturma geçirmiş. Ya soruşturma geçirmiş olmak... Hukuken sizin suçlu olduğunuz anlamına gelmez. Tabii soruşturma ki geçirdiniz de peki onu diyorsunuz, sonuç ne olmuş onu söylemiyor tabii. Bir başka veriyor, KB isimli birisi. FETÖ ile bağlantılı sendikanın üyesiymiş. Örnekler bunlar şey için, sandıkların FETÖ'ye teslim edildiğine ilişkin. Bir kere teslim eden sizsiniz, hı hı, eğer böyle bir şey varsa. İkincisi, bu dedikleriniz suç değil. Üçüncüsü, ÖY isimli bir sandık görevlisi. Bank Asya'dan soruşturma geçirmiş. Ya soruşturma geçirmek ne zaman, nerede suç oldu? Onun işte 1196 numaralı sandık başkanı EG takipsizlikle sonuçlanan soruşturma geçirmiş. KHK'dan. Ya siz adamı mağdur etmişsiniz. Bu da gitmiş inceleme yaptırmış ve takipsizlikle sonuçlanmış. Masum evet, olduğu evet anlaşılmış. Onun dışında 1447 numaralı sandıkta sandık başkanı ve sandık görevlisi İhraç etmişler THK'den, kanun hükmünde kararnameyle. Fakat OHAL komisyonu kararıyla geri dönmüşler. Şimdi bunları suç olarak veriyor. Ya hukukun temel kavramları vardı. Bir kere zaten siz kanun hükmünde kararnameyle insanları ihraç ederek hukuka uygun olmayan bir işlem yapıyorsunuz. Yargı kararı peki, yok ortada. Peki FETÖ'yle, bu FETÖ terör örgütünün elebaşıyla, boy boy fotoğrafları olan isimlerle ilgili... Niye bugüne kadar bir yaptırım olmadı? Geçen hafta da söyledik. Eğer FETÖ elinin kolunu büyük ölçüde budandığı, devletten büyük ölçüde tasfiye edildiği bu seçimlerde bu denli etkili olmuş ise, AKP ile kanka olduğu 16, 14, 15 yıl boyunca yapılan seçimlerde neler yapmamıştır? Eğer bu seçim şaibeli ise, bundan önceki seçimler şaibenin daniskası söz konusu seçimlerde. Çünkü o zaman AKP'nin desteğiyle tabii, iş yapıyordu. Tabii. O zaman FETÖ çok dürüst davrandı, müdahil olmadı, hırsızlık yapmadı, yolsuzluk yapmadı. Ne zaman eli kolu budandı onu yaptı. Orada da nasıl yolsuzluk yaptı? Sadece Anakent Belediye Başkanı'nda, İstanbul için söylüyorum, Anakent Belediye Başkanı seçiminde yaptı. Ama ilçe belediye başkan seçimlerinde hiçbir şey yapmadı. Orada çok dürüst davrandı. Niye bunu söyleyebiliyoruz? Çünkü 25 ilçeyi, 39 ilçeden 25 ilçesini AKP'liler kazandı. Evet. Yani hiç olacak şey değil ama artık bu iktidarın demokrasinin D'siyle alakasının olmadığını son kanıtlarından bir tanesidir bu seçimde yaşananlar. Burada şöyle bir şey yaptılar.
Demek ki çok ciddi minareyi çalanın kılıfı hazırlaması gibi, Atağlan Üsküdar'a geçmesi gibi konularda çok sağlam hazırlık yapamamışlar. Bir takım kendilerine olan aşırı güvenden olabilir. Hatalar yapmışlar. Tabii karşı tarafta geçmişten ders almış, onların Atağlan Üsküdar'a geçmesine engel olan düzenlemeleri oluşturmuş. İşte ıslak imzalar bunlar. Anadolu Ajansı vasıtasıyla sizler işte seçimi kazandık, teşekkürler İstanbul diye şey yaparken karşı taraf çıktı, ıslak imzalı elimizde dedi ve sizin oyununuzu engelledi. Aynen öyle. Şimdi afişler hazırlamışlar daha önceden. Ne var canım diyor şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı, ne var dedi yani bu afişleri asmamızda. Seçime katıldığı için halkımıza teşekkür etti. Evet öyle tabii, diyor. Tabii. Seçimden önce yârim İstanbul'du, aşkım İstanbul'du, sevdam İstanbul'du. Şimdi seçimden sonra herhalde kahpe Bizans oldu. Yok artık yani bu kadar hukuksuzluk, bu kadar pervasızlık bilemiyorum. Hayır alamet değil, o kişilere de kaybettirir. Yani bu en son dün yaşananlar gerçekten hani çok artık son nokta, bu kadar olur mu? Yaptırmam dediğimiz diyor. Yerde daha da üstünü yapabiliyorlar bizi. O anlamda aslında çok yenilikçiler. Maç oynanırken daha da bakıyorlar mağlup seferinde. Olacaklar. Sahaya giriyor. Seyirci sahaya giriyor. Böyle bir evet, şey. Evet aynen bu, öyle. Seyirci girmese bile bazen biliyorsunuz hakem maçın seyrini değiştirebiliyor. Belli bir kural varken maçın kuralı değiştiriliyor. Maçı bir türlü bitirmiyor. 90 dakika dolmuş, uzatmalar oynanmış. Hala bunlar maça devam ediyor ama galip gelemiyorlar bir türlü. Oradan say olmuyor, buradan say olmuyor. Şimdi geçmişte maçın 3. dakikasında yapılan bir hareketin faul olduğunu iddia edip maçın tekrarlanmasını istiyorlar. Futbolda bir kural vardır. Eğer hakem net kural hatası yapmamışsa, maç içinde yanlış kararlar bile vermiş olsa o maçın sonucu değişmez. Evet. Şimdi burada seçim öncesi siz itiraz etmemişsiniz şeye. Adaylara itiraz etmemişsiniz, seçmenlere itiraz etmemişsiniz. Tam tersine ülkedeki seçim sisteminin ne kadar dürüst, ne kadar ahlaklı, ne kadar modern olduğunu, hileye hurdaya ne kadar kapalı olduğunu döne döne anlatmışsınız. Parti yöneticinizle, adaylarınızla, il, ilçe, yüksek seçim kurullarınızla hep bunu anlatmışsınız. Kapı kapı dolaşmışsınız, televizyon dolaşmış, anlatmışsınız. Şimdi de tam tersine bu seçim sisteminin ne kadar hileye, hurdaya açık olduğunu anlatıyorsunuz. Aynı isimler. Yani işte bunlardan bir tanesi İstanbul'da sık sık ekranı çıkıyordu. Bu ara biraz sesi kısıldı. Genel Başkanımız Ali İhsan Yavuz. Yavuz, evet. Yani seçim öncesi de söylediği laflar var, seçim sonrası söylediği laflar var. Sandık güvenliğine yönelik seçim öncesinde herkesin içini rahatlatan sözleri vardı. Hiç merak etmeyin, bizim ülkemizdeki seçimler başka hiçbir ülkede olmadığı kadar güvenlidir vesaire tabii. Sözler duyduk. Aynı şey AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndaki görevlisi Recep Özel, eski milletvekili, ben meclisten tanıyorum. Orada da böyle sık sık kavga çıkarmakla tanınan bir kişiydi. Onun da seçim öncesinde bu sistemin ne kadar sağlıklı, ne kadar güvenilir, hile hurdaya ne kadar kapalı olduğunu anlatan sözleri var. Şimdi böyle. Ama artık ben hep maalesef sık sık hatırlarım Çetin Altan'ın yıllar önce söylediği bir laf. Türkiye'de siyaset utanmanın bittiği yerde başlıyor. Dün çok ağır laflar söylediğiniz bir kişiyi bugün kahraman ilan edebiliyorsunuz. Hain dediğiniz, hırsız dediğiniz, namussuz dediğiniz bir insanı bugün kahraman ilan ediyorsunuz. Onunla işbirliği yapıyorsunuz. Ve dün ak dediğiniz şeye bugün kara diyorsunuz. Bunları yaparken de en ufak bir utanma, sıkılma duymuyorsunuz. Yani biz mi çok tuhaf insanlarız? Biz mi çok anormal insanlarız? Onlar bunu söylerken biz utanıyoruz. Yani şimdi Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan için söylediği laflar ortada. Bugün de söylediği laflar ortada. Ya insan utanır ya. Yani bu utanma duygusu diye bir şey vardır ama yapılıyor. Ve diğer o sözünü ettiğim işte Recep Özel gibi, Ali İhsan Yavuz gibi insanlar. Ne bileyim işte aklımızı alay ediyor. Binali Yıldırım'ın şey biz diyor teşekkürler İstanbul şeyini diyor. Seçime katılan İstanbulluları teşekkür için astık. Yapma ya, yapma ya. Sen bunu torununa söylesen torunun inanmaz. Tabii canım. Nitekim biliyoruz torunlar öyle, şimdiki çocuklar öyle şey değil, saf değil. Hızlı trenle gidiyorlardı biliyorsunuz İstanbul'a. Ya dede dedi, bu nasıl hızlı tren dedi, çok yavaş gidiyor.
Benim dedi bütün karizmamı çizdi torun dedi. Kameralara döndü. Şey, tabii böyle sen o afişleri seçime katıldığı için teşekkür babında astığını söylediğin zaman toruna inandıramazsın. Ama aynen öyle tabii canım yani. Şimdi tekrar o Emrah dün geceki arbede görüntülerini alalım mı ekrana? Belki televizyonu yeni açan izleyicilerimiz vardır. Dün neler yaşandı? AKP'li ve MHP'lilerin ilçe seçim kurulunda nasıl arbede çıkardıklarını bir tekrar. Evet. Zaten şöyle bir şey var şimdi teknolojinin ne kadar ileri gittiği Allah'tan öyle. Evet. Yani gerçekten eskiden olsa şimdi böyle bir görüntü elimizde olmayacaktı. Kimlerin sağ gerçek anlamda kimlerin bu arbedeyi başlattığını hiçbir zaman bilemeyecektik. Çünkü öyle bir kampanya söz, sürdürülüyor öyle ki bir yalan kampanya, kampanyası. Evet yani inandıramazdınız. Ama görüntüler olmasa. Yandaş basını tamamen yandaş basını izleyenler, yandaş kanalları izleyenler hala şeye inanmaya devam ediyorlardır büyük olasılıkla. Ya işte bir kere işte Halk TV'ye böyle zap yaparken denk gelirlerse galiba. Tabii. Ki çoğu da izliyor öyle demeyin yani. Mesela birçok hani eleştiri geliyor bize işte bu sizin de bahsettiğiniz gibi. Hani bir mutlu kesim var ya bütün haberleri oradan alıp da işte dolar düştü, Tanzim satış vatandaşı nefes aldırttı, işte şöyle böyle diye. Ülke uçuyor, kaçıyor. Ülke uçuyor, kaçıyor. Ama bir taraftan da Halk TV'ye işte haberlerle ilgili işte siz şöyle yapıyorsunuz, siz böyle yapıyorsunuz. O kadar hoşumuza gidiyor ki. Öyle güzel izliyorlar tabii, ki bizi. Tabii. Yani o kadar soluksuz izliyorlar tuzsuz, ki. Çok tatsız tuzsuz. Ve bir süre sonra en azından bir bölümü anlıyor ki ya ülke gerçekleri başka, bizim yaşantımız, bizim yaşarken karşılaştıklarımız başka. Bu kanalların, bu gazetelerin bize anlattığı ya da sergilediği manzara başka. Acaba sorusu bazı kafalarda oluşmaya başlıyor. O acaba sorusunun devamında da işte Halk TV'ye yönelme. Ya da işte Sözcü Gazetesi gibi, Cumhuriyet Gazetesi gibi objektif haber veren gazeteleri okuma gibi, en azından göz atma gibi bir durum yaşanıyor. Evet. O kadar da değil tabii şimdi yani şöyle, insanlar. Şöyle, biz bu süreçte özellikle tabii ki her zaman haber kanalları içerisinde çok büyük başarılara imza atıyoruz zaten. Ama bu süreçte 31 Mart akşamından itibaren öyle bir işte sizin de az önce belirttiğiniz gibi bir kampanya başlatıldı ki hani o akşam Binali Yıldırım daha oylar sayılmadan neredeyse %20'si %30'lardayken çıktı ben başkanım dedi. Kendi kendini tebrik etti falan. Tabii. Ama biz her şeyi Ekrem İmamoğlu'nun o gün yaptığı her açıklamayı ağzından çıkan her sözü canlı olarak ekranlara getirdik. Diğer kanallar bunu yapamadı ama vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'nu merak ediyordu. Çünkü onun söylediğine daha çok inanıyordu AKP seçmeni de. Bakalım ne diyecek? Eğer gerçekten Binali Yıldırım'ın dediği gibiyse bu adam zaten çıkar. Ben hani arkadaşlar kaybettim. Adam oranlar kazandı bu. De. Ha, yani o kadar itibar görüyor ki yani açıklamaları. O evet. Akşamdan itibaren bugüne gelene kadar Halk TV olarak işte bu şekilde biz Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarını da canlı olarak verdik. Yani açıklama yaptığı zaman onu da canlı veriyoruz. İşte bu şekilde yaklaşık iki haftadır Halk TV birinci sırada tüm haber kanalları içerisinde. Tabii yalan rüzgarı bir yere kadar eser. Bir noktadan sonra artık insanlar bakar ki olmuyor. En azından bir bölümü farklı sesler duymak ister. Nitekim de işte Halk TV'nin çok izlenmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Yani zaten demokrat, laik, Atatürkçü kesimin izleyeceği kanal sayısı çok fazla değil. Ama bir de öbür taraftaki insanlarımız da yeter artık noktasına gelmişler. Evet. Onlar da zaman zaman da olsa Halk TV'ye dönüyor. Şimdi benim şu en son söylemek istediğim bu konuyla ilgili o kadar kötü durumdalar ki çırpındıkça batıyorlar. Belki de bir kısmının kafasında ve ben Binali Yıldırım'ın bu kişilerin başta olduğunu düşünüyorum. Ya biz bu işi niye bu hale getirdik? Keşke baştan efendi kabul etseydik sonucu da. Değil mi? Çünkü yapacakları hiçbir şey kalmadı. Oraya saldırıyorlar olmuyor. Buraya saldırıyorlar olmuyor. Şimdi bundan sonra şey ihtimalinden söz ediliyor işte seçimlerin yenilenmesi. Evet. Yani o kadar çılgınlık yaparlar mı? Tavsiye etmem. Ama yaparlarsa o da sonuç getirmez. Artık bu seçim yapılacak yeni bir seçimde
bunların oyu artmaz, azalır. Yani herhalde mesela DSP artık seçime katılmaz. Saadet Partisi'ne oy veren vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na oy verir. Ve dahası AKP'ye oy vermiş, Binali Yıldırım'a oy vermiş vatandaşların bir bölümü ya sandığa gitmez, gidenlerin de bir bölümü Ekrem, biraz adalet duygusu, biraz vicdan duygusu taşıyanlar gider Ekrem İmamoğlu'na verir. Dolayısıyla bunlar için artık şey de çözüm değil. Seçimleri iptal edip 2 Haziran'da yeniden seçim yapmak da çözüm değil. Tarzan zor durumda. Biz bu halkı niye yedik diye düşünüyorlardı mutlaka. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu süreçteki tutumunu nasıl buluyorsunuz? Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir Fox TV muhabirini azarladı kameraların karşısında. Yani biraz sinirli mi bu ya süreçte? Ya niye bu kadar esir düştü, ben onu anlamaya çalışıyorum. Ne diye bu kadar esir düşmenin sebebi, kraldan fazla kralcılık yapmanın sebebi nedir? Siyasi mi, başka bir şey mi bilemiyorum. Yani olacak şey değil. Yani adeta ben Tayyip Erdoğan'dan daha fazla bu konuda mücadele veriyorum, görüntüsü vermeye özel çaba gösteriyor. Binali Yıldırım'dan daha fazla çaba verdiği çok net zaten ama. Binali Yıldırım zaten bir süre kenara çekildi ama onu uyardılar sonunda. Bu yönde eleştiriler gelince, haberler yayınlanmaya başlayınca, ya bakın o kişi bile utandı, kenara çekildi, artık hakkın sahibine teslim edilmesini istiyor denince, zannediyorum Tayyip Erdoğan tarafından uyarıldı. Yani. Ya çık işte iki satır sen de bir şey söyle. Ve o da çıktı. Hukuka saygımdan dedi. Bilmem ne dedi. E peki seninle ilgili bir konuda sen hukuka bu kadar saygılı davranıyorsun da senin bir takım adamların işte Ali İhsan Yavuz gibi, Recep Özel gibi ve diğerleri gibi niye senden daha fazla bu konuda çok ateşli davranıyorlar? Onlar niye hukuka saygılı davranmıyorlar? Sen eğer hukuka saygılı davranmanın sonucusu o sessizliğin, o sonucu beklemek, olgunluğunu göstermen, aynı şeyi Ali İhsan Yavuz'a da söyle, Recep Özel'e de söyle, diğer AKP yöneticilerine de söyle. Yok, o Kerem çıktı, o lafı etti, işte hukuka saygından dedi, başka diyeceği bir şey yok. Ama ben onun çok rahatsız olduğunu bir vatandaş olarak tahmin ediyorum. Evet, evet, kesinlikle. Bir de yani utanmanın bittiği yerde başlar. Çetin Altan'ın lafını hatırlattım. Onun en son örneklerinden bir tanesi Mardin'de AKP yöneticileri başvuruyor. Seçimi kazanan Ahmet Türk, HDP Ahmet Türk yani yaşlıdır, hastadır. Ona vermeyin mazbatayı, bize verin diyorlar. Vallahi arsızlığın daha önce böyle bir örnek var mı ya? Yani şimdi mazbatayı bize verin diyorlar. Ben onlara mazbata veririm. Ama arsızlığın mazbatası. Yani ne söyleyeyim artık ya? Bu kadar olmaz. Evet. Sevgili seyirciler, bu konuyla ilgili daha ayrıntılı olarak size aktarayım ben. AKP Mardin'de seçimi kazanan HDP'li Ahmet Türk'ün hasta ve yaşlı olduğu gerekçesiyle belediye başkanlığı yapamayacağını belirtip mazbatanın kendi adaylarına verilmesini istedi. YSK mazbatanın Türk'e verilmesine hükmetti. Yani olması gerektiği gibi. Evet. Hani böyle bir... Böyle bir gerekçe de sanıyorum hani, ilk kez. Hani Yüksek Seçim Kurulu bile bunu yapamadı. İl Seçim Kurulu tabii orada kararı verdi. İş yukarıya aksetmedi. Ama İl Seçim Kurulu bile artık ya bu kadar olmaz dedi. Zaten siz herhalde şunu söylemiştir ya da kafalarından geçmiştir. Zaten siz bunu kayyuma devredeceksiniz. Yakında bir bahane bulup bari şimdi başla. Bizi rezil etmeyin. Bizi bu pisliğin içine bulaştırmayın. Olabilir. Dediler evet. Mi bilemiyorum. Şimdi bugünün Sözcü Gazetesi'nde yer alan bir fotoğraf var. Az önce bahsettik ya işte bu yandaş medyanın durumunu, halini. AKP'li bir isim İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıyor. Evet. Ve duvardaki işte 3 televizyon var, onları çekmiş. Öte yandan gazeteler var, onları çekmiş ve diyor ki işte biz bu tek seslilik yüzünden kaybettik. Bu aslında iyi bir başlangıç, günaydın. Güzel bir adım. Günaydın. Evet, şimdi telefon attığımızda Muharrem Erkek var. Bir kendisine dönelim, ardından devam edeceğiz. Merhabalar Sayın Erkek. Günaydın. Günaydın efendim. Evet, yorucu günler devam ediyor. Bir taraftan da şimdi işin içine biraz şiddet karıştı maalesef, değil mi? Dün neler oldu öyle? Maalesef dün neler oldu. Zaten
oyların yeniden sayımı sürecinde maalesef seçim kurulu başkanlarına, yani yargıçlara son derece saygısız, meslek onuruyla bağdaşmayacak şekilde davranışlar oluyor iktidar tarafından. Dün de seçim kurulu başkanı yargıçlara, AK Parti ve MHP'li görevliler maalesef yargıçlık mesleğinin onuruna bağdaşmayacak davranışlarda bulundular. Olaylar çıkarttılar. Amaç sayımları geciktirmek. Yeniden saymaktan niye rahatsız oluyorsunuz diyenler şimdi sayımları engellemeye çalışıyor. Evet. Zaten ilçe seçim kurullarının aldığı kararları da okuduğunuz zaman gerçeği göreceksiniz. Orada da kimin ne yaptığı açıkça yazıyor. Ama biz çok soğukkanlıyız, sabırlıyız. Demokrasiye sahip çıkmaya devam ediyoruz Millet İttifakı olarak. Bu sabah itibariyle de durum Maltepe'de sakin. Birazdan sayım başlayacak. 489 sandık kaldı sayılacak. Şu an itibariyle 12 kurul çalışıyor ama kurul sayısını arttırmak istiyorlar. Kurul sayısını arttırmak da mümkün. İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu da buna imkan sağladı. Ama AK Parti ve MHP'li görevliler bu yeni kurulların oluşmasını da engelliyorlar. Memur üyeler üzerinde baskı kuruyorlar. Kendileri kurullara katılmıyorlar. Ama ne olursa olsun bu sayım bitecek. Bu sayım bizce yarın bitecek. Ve bir kez daha gerçek ortaya çıkacak. Evet. İstanbul İl Seçim Kurulu da yeniden birleştirme tutanağı düzenlendiğinde Ekrem İmamoğlu'na mazbatası verilecek. Zaten bugüne kadar verilmesi gerekirdi hukuken. Bu itiraz süreci, olağanüstü itiraz süreci, bu yeniden sayımlar mazbatanın verilmesinin önünde engel değildir. Biz her zaman söylüyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını İstanbul verdi, halk verdi. Seçmenin iradesi verdi, halkın verdiği mazbatayı hiçbir geri alamaz. Bugün sandığa darbe vuruluyor. Sandığa darbe demokrasiye darbedir. Evet. Demokrasi tarihimizde ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Darbe dönemlerinde bile yaşamadık. Ama bunları hep birlikte aşacağız. Bu memlekette demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan, sağduyuya inanan milyonlarca insan var. Milyonlarca insan var. Biz mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye'nin bugün verdiği mücadele demokrasi mücadelesidir. Demokrasi mücadelesidir. Evet, evet efendim. Peki. Şimdi öte yandan dün akşam yandaş medyada şu KJ'ler atıldı efendim. CHP'li milletvekilleri olay çıkardı. Sayıma ara verildi. Ancak tutanaklar yine ilk kez Halk TV'de biz yayınladık. Tutanaklar her şeyi ortaya koyuyor. Tabii. Değil mi? Tabii. Biz de dün gece Maltepe'deydik. Buradaydık. Aksine bizim milletvekillerimiz olayları yatıştırmak için büyük çaba gösterdiler. Bizimle kavga etmek istiyorlar ama biz kavga etmeyince kendi aralarında bir kavga çıkarttılar. Sayımları erteletmek için veya engellemek için. Yani gerçeğin üzerine hiçbir kişi örtemez. Bizim milletvekillerimiz, ilçe örgütümüz evet, son derece evet. saygılı bir şekilde seçim kurullarına, yargıçlara, hukuka saygılı bir şekilde görevlerini yapıyorlar. Ama ben buradan İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı'na da seslenmek istiyorum. Orada memurların üzerinde ağır baskı oluşturuluyor. Memurlarınızı koruyun. Adalet Bakanı, yargıçların saygınlığını korumak zorunda. Hakimler Savcılar Kurulu, yargıçların saygınlığını korumak zorunda. Yargıçlar hiç hak etmediği muameleyle karşı karşıya kalıyorlar. İktidarın gücüyle, şımarıklığıyla siz bu derece hukuka güveni zedeleyemezsiniz. Evet, evet. Peki efendim, çok teşekkür Son ediyoruz. Son olarak da şunu paylaşayım. Buyurun, lütfen. Ben de şu anda Kadıköy Belediye'mizdeyim. Belediye Başkanımız Sayın Şerzil Ara Odabaşı ile birlikteyim. İlçe Başkanımız da burada. Birazdan hep birlikte Sayın Sinyor Can Bartın'ın, o örnek insanın, büyük insanın, Fenerbahçe Stadyumu'nda gerçekleşecek cenaze törenine katılacağız. Evet. Bunu da paylaşmak istedim. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşürüz. Evet sevgili seyirciler, şimdi
Sayın Muharrem Erkek de ifade etti, tutanak ortada dedi. Yazılanlar şöyle tutanakta: Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulu başkanlıklarına ait tüm sandıklardaki İBB ve Maltepe Belediye Başkanlığı'na ilişkin seçimlerdeki oyların tamamının yeniden sayımına ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları doğrultusunda sayımın sürekli ve hızlı bir şekilde sürdürülüp sonlandırılması için İl Seçim Kurulu'nun görevlendirdiği personellerle sayım esnasında gruplara gözlemci olarak katılacak siyasi partilerin bildirdiği kişiler alınarak 1. ve 2. ilçe seçim kurulu başkanlarının gözetim ve denetiminde gruplar oluşturulmak suretiyle çalışma yapılmaktayken sayım işleminin hızlandırılması için başkanlıklarca alınan karar doğrultusunda grup çoğaltma yoluna gidilmek istendiği sırada Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanları bağırarak bu şekildeki çalışma sistemlerine karşı olduklarını söyleyerek çalışan tüm personele, kurul başkanlarına, Cumhuriyet Savcılığına, YSK'ya şikayet edeceklerini bağırarak ve beraberindeki çok sayıda kişilerle birlikte sayım işleminin yapıldığı salona girip çalışma ortamını engellemeleri, sayım için görevlendirdikleri parti gözlemcilerini geri çekerek, geri çağırarak dışarı çıkartmaları, kargaşa ve kavga ortamı yaratmaları nedeniyle YSK'nın kararları doğrultusunda yeniden sayım işlemine ara verildiği ifade ediliyor bu tutanakta sevgili seyirciler. Evet, İstanbul Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından tutulan tutanak sevgili seyirciler. Görüyorsunuz her şey ortada, imzalı tutanak var. Allah'tan işte bunları gösterebiliyoruz değil mi? Evet. Bu tutanağı tutanlar, altına bugünkü koşullarda cesaretle imza atanlar hakikaten saygıdeğer insanlarmış. Başlarına çok şey gelebilir bundan sonra. En azından sürgün gelebilir. Ama buna rağmen bu tutanağı tutup altına imza atmışlar. Bir yurttaş olarak teşekkür borçluyuz kendilerine. Korku duvarı yıkılıyor. İşin bu boyutundan da çok korkuyorlar. Bu korku duvarı yıkılırsa altında kalacaklar, biliyorlar. O duvarın yıkılmakta olduğunu kanıtlarından bir tanesi de bu kamu görevlilerinin bu tutanağı tutup altına imza atmaları. Şimdi artık söyleyecekleri laf kalmadı. Ha, kurul tarafsız falan diyebilirler ama inandırıcılık falan kalmadı. Yok yani kaçılmaz akibete adım adım gidiyorlar. Maltepe'de sonuçlar belli olacak. Ondan sonra nasıl bir şey düşünüyorlar onu bilemiyorum. Yani artık, ama, artık son yani yok. Yapabilecekleri bir şey yok değil mi? Yok. Yani i̇şte en son şiddete başvurdular. Hukuk içinde zaten bugüne kadar yapabilecekleri bir şey yoktu. Hep hukuk dışıydı. Ha bundan sonra da hukuk dışı belki bir takım şeyler düşünüyorlar. Ama dediğim gibi çırpındıkça batıyorlar. Çırpındıkça Türkiye'ye, kendi yandaşlarına dahi, kendi taraftarlarına dahi rezil oluyorlar. Sağduyu sahibi pek çok insan var bu AKP'ye oy vermiş vatandaşlarımız arasında. Onlar da artık ya bu kadar olmaz demeye başladı. Dış dünyaya herkes karşı rahatsız. Zaten bunların artık o konuda yapacakları bir şey yok. Ama biliyorsunuz zaten önemli değil yani. Önemli değil ama şimdi damat nerede? Amerika'da. Ne yapıyor? Para. Hey, bize var mı bize yan bakan, siz kimsiniz, haddinizi bilin diye fırçamızı attık, meydanımızı okuduk. Ondan sonra uçağa atladık, bize para verin demeye gidiyoruz. Gittik. Bakalım ne yapacaklar, ne koşulları ilerleştirecekler bize o para vermek için. Ama tabii biz bu arada maşallah bilmem kaçıncı reform paketini de açıkladık. Geçen gün damat açıkladı. Bir mutlu olduk ki artık şey. Yine muhteşem anlamlı cümleler kurdu. Tabii. Kim tutar bizi? Yani daha paketi açıklarken başında söylediği laf bile bir itiraf. Biz diyor bu paketi sermaye gruplarının, oda ve borsaların talep ve raporları doğrultusunda hazırladık. Peki emekçiler? Hani siz garip kurabadan yanaydınız? Değil mi? Kimden yana olduk? Ya sağ vardır, sol vardır. Sermayeden yana olan vardır, emekten yana olan vardır. Sermayeden yana olanlar liberal geçinir, dinci geçinir, şu geçinir, bu geçinir. İşin özüne bakmak lazım. Bunlar garip kurabadan yanayız, biz fakirin bilmem ne savunucusu falan diyorlar. Bunlar dinci kapitalistler. Emek düşmanları, dinci emek düşmanları. Nitekim kendi itirafı, paketi sermaye gruplarının şeyinde hazırladık. Ve tabii zaten o kadar açık ki öyle oldu. Hemen saldırdıkları iki şeyden bir tanesi kıdem tazminatı. Evet. Fon getirecekler.
Yani yıllardır uğruna tüm emekçilerin savaş verdiği kazanılmış. Bir adım geri adım atmayız dedikleri, bizim kırmızı çizgimiz dedikleri şey, ikinci saldıkları şey şu andaki kısıtlı maaşları bireysel emekli sigortası adı altında maaşlarından bir kesim daha yapacaklar. Ne olacak sonra? 15 yıl, 20 yıl sonra ikinci bir emekli maaşı alacaklarmış. Hı hı. Damat diyor ki geçen gün artık diyor insanlar emekli olduğunda geçim kaygısı yaşamayacak. Ne zaman yaşamayacak? 15 yıl sonra. Peki bugün o kaygıyı yaşıyorlar, ona ilişkin bir şey var mı? Yok. Tam tersine mevcut kesitlere bir yeni kesinti daha ekleyecekler. Onun dışında bankalara 28 milyar lira tutarında iç borçlanma senedi verecekler. Bankalara birkaç ay önce işsizlik fonunun parasını 11 milyar lira para aktarmışlardı. Bankalar zor durumda. Likit sıkıntısı çekiyorlar. Ve o yetmedi. Tulumaya su koydular ama tulumaya yine çalışmıyor. Şimdi 28 milyar lira tutarında iç borçlanma senedi verecekler. O da durumu kurtaramayacak. Ama şey var mesela bu tarımda işte sebze, domates, biber, patlıcan fiyatları hala yüksek seviyelerde. Evet, evet. Onu da halledecekler. Nasıl? Sera AŞ diye bir şey kuracaklarmış. Sera AŞ. Ondan sonra fiyatlar düşecekmiş. Hayvancılığı 47 milyondan 4 yılda hayvan, küçükbaş hayvan sayısını 47 milyondan 100 milyona çıkaracaklarmış. Vallahi o Nasrettin Hoca'nın borç ödeme şeyi gibi. Çalı diktim demiş. Koyunlar geçerken buraya takılacak işte günleri ne alacağız, eğireceğim, satacağım, sana olan borcumu ödeyeceğim. Karşıdan alacak da gülmüş demiş hoca da peşin parayı gördün gülersin tabii. Şimdi ben de bu şeyleri görünce gülmeye başladım. Yok, şey diyor, dolaysız vergileri diyor arttıracağız. Yani emekçinin soygulma yöntemlerinden bir tanesi dolaylı vergi. Elektriğin, suyun, bilmem ne üzerine vergi koyarsın. Şimdi bir taraftan diyor dolaysız vergileri arttıracağız, tabana yayacağız. Öbür taraftan da kurumlar vergisini düşüreceğiz diyor. Birbiriyle çelişkili şeyler. Kurumlar vergisi dolaysız vergi. Sen onu düşürüyorsun, sermayedarın üzerindeki vergiyi düşürüyorsun. Şirketlerin dolayısıyla, firmaların dolayısıyla sermayedarın. Onu açığını nereden kapatacaksın? Emekçilerden kapatacaksın. Ondan sonra turizm master planı yapıyorlar maşallah. Onda da turist sayısı %100 artacak. Turizm geliri %100 artacak. Eğitimde reform yapacaklar. Yargıda reform yapacaklar. Ya yargıda reform yapılacaksa bunu Adalet Bakanı açıklar. Maliye Bakanı'nın, hazineden sorumlu bakanın ne ilgisi var bununla? Ama bu açıklıyor arkadaşım. Ayrıca yargıda reforma ne gerek var? Zaten yargımız maşallah dünyanın en yargısı değil mi? Öyle diyorlardı. Eğitimde ne gerek var? O kadar İmam Hatip okulu açıyorsunuz. Zaten yaptığınız yapacağınız kadar reformu. Bir de şey var, yerli derecelendirme kuruluşu oluşturacakmışız. Evet, ya bu yabancı kuruluşlar kötü niyetli. Biz hep düşük puan veriyorlar. Fix, standart, kurs falan onları artık tabii, biliyorsunuz. Biz şimdi kendi kendiye, hani çocuğun karnesini kendi yazması gibi bir şey. 10 point, 10 point, 10 numara, 10 numara. Bütün her şey 10 numara olacak. Ama tabii biz bunlarla kimi kandıracağız? Kendimizi, daha doğrusu kendi yandaşlarının bir bölümünü, artık kendi yandaşları da tamamını kandırmaları giderek güçleşiyor. Tabii. Zaten bu son seçim sonuçları da o cenahta da ciddi bir uyanışın olduğunu gösteriyor. Yani biz şimdi... Yani deniz bitiyor. Tabii canım, sokak röportajları yapıyoruz mesela. O kadar net ki daha önceki yaptığımız röportajlarla kıyaslıyoruz mesela, birkaç yıl önceki yaptığımız röportajlarla. Zaten çoğu kişi konuşmak istemiyordu. Ben memurum, lütfen beni çekmeyin, görüntüm çıkmasın. Söyleyeceğim çok şey var ama söyleyemem. Ya da işte farklı yorumlar geliyordu. Bu bir hafta içerisindeki bizim yaptığımız sokak röportajlarında artık insanlar o kadar tekrar o şeyi kazanmışlar ki, o umudu aslında tekrar yeşertmişler içlerinde, onu çok net anlayabiliyoruz. Herkes böyle özgürlük sanki geldi bu 31 Mart seçimlerinden hemen ardından, bir özgürlük çok net görünüyor insanların gözlerinde, sözlerinde, o kadar güzel yansımış ki. Hani bir ölü toprağı vardı. O yavaş yavaş şimdi büyük şehirlerdeki bu başkanlık yarışını kazanan başkanlar o toprağı biraz böyle attı. Ama tamamen ben sileceğimize işte, inanıyorum. O tozu. O korku duvarı yavaş yavaş yıkılıyor. Mecelle'de bir şey vardır. Cürüm çoğaldıkça, mücrim çoğaldıkça cürüm olmaktan çıkar. Yani suçlu çoğaldıkça suç olmaktan çıkar. Evet. Suç nedir?
işte bir demokratik hak için miting yapmak. Oraya 3 kişi, 5 kişi katılırsa siz polis zoruyla onları tekme tokat alır götürürsünüz ve suç ilan edersiniz kamuoyuna. Ama 3-5 kişi değil, 300 bin, 500 bin kişi katılırsa o artık hem götüremezsiniz polis marifetiyle hem de onları suç ilan edemezsiniz. Şimdi Türkiye'de yavaş yavaş mücrim sayısı artıyor ve cürüm de cürüm olmaktan çıkıyor. Bu ölü toprağının, bu korku duvarının yıkılması çok önemli. Daha fazla artık bu ülkenin geriye gidecek hali yok. Ve bu arada işte güzel şeyler de duyuyoruz. Bu yeni belediye başkanları seçilenler, işte şey çalışan bankamatik memurlar, onlar temizlenmeye çalışıyor. Jest anlamında dahi olsa işte Kırşehir Belediye Başkanı makam arabasını kaldırıyor. Ankara kaldırıyor ama AKP'liler orada bile itiraz ediyor. Orada bile alışmış beterdir. Ankara Belediye Başkanı sembolik bir harekettir ama çok önemli bir harekettir. Ulus'taki Atatürk heykelinin temizlemesi, o yılların ihmalini ortadan gidermesi. Yani buradan kendisine saygılarımı sunuyorum. Bunlar güzel hareketler. Ankara Garı'nı da gördünüz mü? Tabii, güzel olmuş. Tire Belediye Başkanı, İyi Partili. O da eski belediye başkanının adı verilen spor stadyumun ya da kapalı spor salonu olabilir, emin değilim şu anda hatırlamıyorum. Adını değiştirmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk yapmış. Bunlar toplumun moralini yükselten, ona daha bir mücadele şevki veren güzel hareketler. Tabii. Umarım bu devam eder. Yani artık bu karanlık tünelden çıkmak zamanı geldi. Ama ışığı gördük işte, o karanlık tünelin sonundaki ışığı gördük bence. Evet, evet. Tabii. Bu arada bir acı olay da yaşadık şeyde bu hafta içinde. Çok değerli bir devlet ve siyaset adamı, bizim Cumhurbaşkanımızın çok yakın arkadaşı Elbeşir maalesef yakalandı, tutuklandı. Şimdi sen evet, saray yaptırıyorsun, halk sarayın etrafını çevirdi, ondan sonra kaçamadı, darbe yapıldı. Ya saray yaptırıyorsun, o kadar para yapıyorsun, insan altına tünel müller bir şeyler yapar yani havaalanına giden bir şey. Yani bunu düşünememişsen. Çok ilginç, olsun. Evet. Da bu işin şey tarafı ama bir acı, gerçek acı. Can Bartu, çok değerli. Can Bartu'yu öbür saat diliminde konuşalım, konuşalım. Eğer sizin için konuşalım. De uygunsa. Tabii. Yani çünkü saygıyla anıyorum. Çünkü önemli. Zaten 10-30 sularında da cenaze töreni düzenlenecek. Aslında diğer saati biraz daha ona ayırsak daha güzel olur galiba. Tabii. Çünkü çok önemli bir değer, çok önemli bir isimdi. Evet sevgili seyirciler, Maltepe'de şu anda oy sayımına başlandı diyebiliriz. Gerçi içeriden bilgi alamıyoruz şu anda. Başlandı mı başlamadı mı, ancak 8.30 sularında. Ama kaçılmaz, başlanacak artık. Yani şu an zaten 489 sandık kalmış. İlk etapta 1089 sandık vardı Maltepe'de. Şu an kalan, sayılacak olan 460'ı sayılmış aşağı yukarı. Evet. Yani bugün zaten biteceği kesin bu 489 sandık dediğiniz ve de eğer işte bu şekilde bir şiddetle arbede çıkarılmazsa biter. Bugün de yaparlarsa artık tam rezilliğin dikalası evet, olur. Arkadaşımız Dilan Alp orada Maltepe'de sevgili seyirciler. Bakalım içeriden bilgi alabilmiş mi? Dediğim gibi içeriden bilgi almak şu aşamada çok zor. Evet Dilan, neler aktaracaksın bizlere? Evet Ezgi, senin de aktardığın üzere burada tam bir teyakkuz hali var ve içeriden bilgi almak oldukça zor. Çünkü içeriye sadece sınırlı sayıda görevli olan kişiler alınıyor. Bunun dışında basın mensupları dahil hiç kimse içeriye alınmıyor. Her yer bariyerlerle çevrilmiş durumda. Kameraman arkadaşım Yavuz Dönmez de size şimdi buradaki atmosferi aktarıyor. Görüyorsunuz tam bir teyakkuz hali var. Her yer bariyerlerle çevrilmiş durumda. Hatta Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin bahçesinde dahi bariyerler var. Yani çifte bariyer olduğunu söyleyebilirim. Evet, bir emniyet güçlerinin bir hareketliliği var. İçeriye doğru ilerliyorlar şu anda. Çok sayıda emniyet mensubu var. Senin de aktardığın üzere 489 sandık kaldı. Bugün o 489 sandığın sayımına başlanacak. 8.30'da sabah başlanacaktı. Ancak
henüz daha sayımın başlamadığını söyleyebiliriz. Biz içeriden sürekli bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi almak için uğraşıyoruz aslında çünkü tam bir teyakkuz hali var burada. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar diyerek sözü yeniden stüdyoya bırakıyoruz. Peki Dilan, çok teşekkür ediyoruz. Sanıyorum dün yaşananların ardından artık bugün aşırı bir önlem söz konusu. Hem güvenlik güçleri ve sandık kurulu daha ekstra önlemler aldı. Hem de herhalde AKP'liler, MHP'liler 24 saat bile geçmeden aynı saldırıyı tekrarlayamaz. O kadar da fazla pervasız olamaz diye düşünüyorum. Umarım yanılmam. Peki şimdi bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Can Bartu, efsane isim Can Bartu'nun da biliyorsunuz bugün cenaze töreni var. Onu da ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Ajanslardan alabildiğimiz görüntüler kadarınca elbette. Kısacık bir ara, ardından tekrar birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Maltepe'de oylar sayılmaya başlandı. Dün yaşanan arbedenin ardından AKP ve MHP'lilerin saldırısının ardından ara verilmişti biliyorsunuz. Artık Maltepe son nokta. Maltepe'deki oylar sayıldı. An YSK'da açıklamasını yapacak. 489 sandık kaldı sayılmayan. 1089 sandık vardı burada sayılması beklenen. Kalan 489. Arbedenin ardından dün yandaş medyada Cumhuriyet Halk Partililerin saldırdığı yönünde yalan haberler vardı. Tutanakla birlikte, Halk TV ekranlarından ilk kez yayınladığımız tutanakla birlikte AKP ve MHP'lilerin aslında bu arbedeyi başlattığı, fitili ateşlediği çok net bir şekilde görünüyor. Hatta isim olarak da bulmuşlar yani evet, AKP'li tabii. Gençlik kollarından bir isim. Her şey açık, her şey ortada sevgili seyirciler. Tüm gerçekliğiyle biz de ekranlarımıza getirmeye çalışıyoruz ne yaşanıyorsa. Evet, artık bugün son değil mi? Yani pazartesi günü mazbatası verilsin Ekrem İmamoğlu'nun. Yani daha fazla ekstradan ne gibi engelleme yöntemleri yaparlar, bulurlar ve uygulamaya koyarlar bilemiyorum. Ama en basitten bizim en azından AKP'ye, MHP'ye sempati duyan seçmenlerimiz sadece şunu düşünse, ya bize haksızlık yapıldığı, bizim oylarımızın çalındığı söyleniyor Maltepe özel için söyleyeyim. Burada bizim o sayımın en güvenli şekilde yapılmasını istememiz gerekir. Bizim bir an önce yapılmasını, sayımın bir an önce bitmesini istememiz gerekirken bizimkiler niye kavga çıkarıyor? Çok basit bir mantıkla tabii. Bunu düşünmesi lazım. Bizim oylarımız çalınmış ama süreci uzatmak isteyen biziz. Bunda bir tuhaflık yok mu? Evet. Tabii bundan öncesine gidip mesela işte CHP'ye fazladan yazılmış, AKP'nin oyları çalınmış İstanbul geneli için söyleniyor. Ama görüntülere bakıyorsunuz, spor salonlarına konan, oy çuvallarında uyuyan, nöbet bekleyen, hırsız olduğu söylenen CHP'liler. Aynen öyle. Oyumuz çalındı diyenler ortada yok. Evet, hırsızlar şeyin başında çuvallar çalınmasın, oylar çalınmasın diye bekliyor. Yani tabii biraz düşürmek gerekiyor bunun için. İşte sözde hırsızlar, gerçek hırsızlara karşı öyle bir performans gösterdi evet, ki bu süreçte evet, evet. istenilen tabii, olmadı. Yani İstanbul'da da kavga, niye kavga çıkıyorsun sen? Seçim kurulu o şekilde karar vermiş. Daha çok ekip oluşturalım, sayım biraz daha hızlansın. Sen bundan niye rahatsız oluyorsun? Ha, zaman kazanmak istediğim belli. O arada iki şey herhalde var. Bir tanesi yeni engelleme yöntemleri, yeni itiraz gerekçeleri bulacaklar. Bir de en az bunun kadar önemli olan, bu arada yangından mal kaçırma operasyonları yapılıyor. Bütün belediyelerde ve en başta da İstanbul Belediyesi'nde. İşte artık normal durumlarda siyasi nezaket gereği mevcut belediye başkanlarının çok önemli kararlara imza atmaması, hele hele mali kararlara imza atmaması gerekirken bunlar haldır uldur yandaşlarına ihale veriyorlar. Evet. İşte Cübbeli Ahmet'in damadına da böyle uydur kaydır bir iş yaratıp
1 milyondan fazla tutar olan bir ihale vermişler. Onun dışında bizim bilmediğimiz başka bir takım temizlikler yapılıyordur mutlaka. Bilgisayarlarda yapılıyordur, başka şeylerde. Belki de birinci sebep budur. Yani sonucun değişmeyeceğini biliyorlar. İşi uzatmalarındaki birinci sebep sonucun değişmesi değil, bu arada pistleri temizlemek olayı. Şu ana kadar çıkanlar bile yetiyor. Bu şey hikayeleri var işte. Bankamatik memurlar, yani Ankara'da var, Adana'da var. Adana'da açıkladığı şey, Ülke Ocakları Gençlik Kolu Başkanı da dahil olmak üzere 6000 kişiye yakın insan şeye gelmeden, belediyeye gelmeden para alıyorlar. Tabii. Adana'da 6000 ise... Yok, zaten onun rakamları İstanbul'da, var. İstanbul'da 60.000, Ankara'da 25.000. Evet, tabii. Şimdi bunlar da halledilmeye çalışılıyor ama bir yere kadar, yani ne kadar bilgisayarları temizleyebilirler, ne kadar evrakları yok edebilirler, çok zor. Şimdi bu tam teslim aldıktan sonra İstanbul Belediyesi ve diğer belediye başkanları da bunu çok ciddi şekilde yapmalı. Devletten müfettişler çağırmalı her şeye rağmen. Maliye'den, Sayıştay'dan müfettişler çağırmalı ve kendi elemanlarının da gözetiminde bu geçmiş hesaplar bir incelensin. Neler çıkacaktır, kim bilir. Yani Ankara Belediyesi'ndeki bir takım pislikleri Melih Gökçek yerine atanan belediye başkanı çıkardı. Mustafa hafriyat Tuna. Meselesi. Mustafa Tuna en azından hafriyat olayını çıkardı. Ne bileyim o Anka Park'taki dönen yolsuzluk. Acaba bunu ortaya çıkardığı için mi aday gösterilmedi kendisi? Çünkü genel anlamda baktığınızda Melih Gökçek'ten sonra gelen gerçi her isim Ankaralı'nın kabulüydü ama Mustafa Tuna'ya da sempati vardı Ankara'da. Tabii. Yani belki aday çıkarılsa ÖSSK'den daha yüksek bir oy alabilir miydi sizce? Bilemiyorum da ama yani standart AKP'li olmadığını gördük. İşte o yüzden de zaten olmadığını süreçte gördük. Ne bileyim işte geldi, Melih Gökçek'in bir takım uygulamalarını hemen tasfiye etti. En basitten işte otobüs saatlerini gece geç saatlere kadar dinozorları uzattı. Kaldırdı. Dinozorları kaldırdı. Tabii yani ve devir teslim töreninde medeni, çağdaş bir tavır sergiledi. Evet, kesinlikle. Yani ne kadar özlemişsiniz, çok doğal olan bir şeyi biz Türkiye'de böyle çok olağanüstü bir hareket gibi görmeye başladık. Maalesef bu bizim geri kalmışlığımızın bir anlamda ifadesi. İşte böyle bir adam olduğu için galiba yine AKP tarafından üstü çizilenler listesine girdi. Herhalde bünyeye uymadı. Galiba. En azından Melih Gökçek'in o bir iki tırnak içindeki usulsüzlüğünü diyelim dile getirmesi, kamuoyuna mal etmesi herhalde AKP Genel Merkezi'nde ve genel başkan nezdinde pek de fazla hoş karşılanmadı. Hoş karşılanmadı. Evet. Yani şey söylemişti, bilmem ne yayla vardı şeyde Mersin'de belediye başkanını savunuyor. Ya hırsız bizim hırsızımızdır diyor. Yani öyle de olsa ona vereceğiz. Burada da Melih Gökçek bizim Melih Gökçek'imiz, onu korumalıyız gibi bir yaklaşım mı sergilenmek istendi. Mustafa Tuna'nın o ifadesi, açıklamaları o genel yaklaşıma aykırı olduğu için mi kendisi aday gösterilmedi bilemiyorum. ÖSSK'nin sözlerini hatırlıyor musunuz? Seçimden önce yaptığı açıklamaları vardı. Emrah, onu bulabilirsen eğer ÖSSK'nin seçim öncesi yaptığı açıklama, bir mitinginde vatandaşlara işte Cumhuriyet Halk Partisi diyor seçimden sonra diyor işte gene diyor işte itirazlar şunlar bunlar. Ha, evet. Ağlak ağlak gezmeyin kardeşim diyor. Tabii. Öyle. Bir başka AKP'nin bunlar diyor seçim kaybeder. Bir dinleyelim mi o sözlerini ÖSSK'nin? Biz bu seçimi aldık. Çok öndeyiz. Kazandık. Acayip götürüyoruz. Peki seçim günü geliyor. Sandıklar açılıyor. Gerçekler yüzlerine çarpıyor. O zaman ne diyorlar? Hatırlıyorsunuz değil mi? Oylar çalındı. Yapma ya. Oylar vallahi sahip çıkamadık abi. Çalındı oylar. Ya ağlak ağlak gezmeyin. Adam gibi çalışın. Biraz dürüst olun. Dürüst, dürüst ne olur. Her numara değişmiyor. Biz bu seçimi aldık. Çok öndeyiz. Kazandık. Acayip götürüyoruz. Peki seçim günü geliyor. Sandıklar açılıyor. Gerçekler yüzlerine çarpıyor. O zaman ne diyorlar? Hatırlıyorsunuz değil mi? Oylar çalındı. Yapma ya. Oylar vallahi sahip çıkamadık abi. Çalındı oylar. Ya ağlak ağlak gezmeyin. Adam gibi çalışın. Biraz dürüst olun. Dürüst, dürüst ne olur. Her numara değişmiyor.
Evet, gerçekler yüzlerine çarpıyor. Sonra daha işte oylar çalındı vesaire gibi ağlıyorlar her seçim sonrası diyor. Evet. Hiçbir seçim sonrası Cumhuriyet Halk Partisi itirazın ötesinde hiçbir şey yapmadı. İtirazları her seçimde de reddedildi. Ama işte onların tavrını şu anda görüyoruz. YSK zaten ellerinde. Bekir Bozdağ galiba, onun da buna benzer bir lafı var. Eğer diyor kim ki seçim sonuçlarına itiraz ediyorsa, oylarımız çalındı diyorsa, diye feryat ediyorsa, bilin ki diyor o seçimi kaybetmiştir. Ama şimdi karşımızda öyle bir kadro var ki, dün ak dediğine bugün kara derken son Tabii. derece rahat ve bu yüzüne vurulduğunda da son derece pişkin. Ya Rabbi şükür diyor. Şimdi Özhaseki'yi çağırsanız, bak kardeşim bunları söyledin. Bu hatırlatmayı yaparken bizim yüzümüz kızarır. Ama bu hatırlatmayı dinlerken acaba Özhaseki'nin veya onun gibi dün ak dediğine bugün kara diyenlerin yüzü kızarır mı? Çok emin değilim. Maalesef bir hukuksuzluk aldı başını gitti, bir de utanmazlık aldı başını gitti. O zaman büyük ölçüde çaresiz kalıyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlı kalıyor. Ne yapacaksınız yani? Uğraşmak çok zor. Güç elinde her türlü hukuksuzluğu yapıyor. Kişilik anlamında çok büyük problemler yaşıyor ve normal insanın utandığı bir takım şeyler onlar için hiçbir şekilde utanma vesilesi değil. Sizin bahsettiğiniz sesi de yönetmenimiz Emrah bulmuş. İsterseniz bir dinleyelim. Tabii, hem Erdoğan'ın hem diğer isimlerin neler söylediğine bir bakalım. Ben demokrasiyi bugüne kadar şöyle tanıdım. 40 yıllık bir siyasi geçmişim var. 40 yıllık siyasi geçmişimde sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Sandıktan çıkana eğer saygı duymuyorsanız bunun adı demokrasi değildir. Bu totaliter bir zihniyettir, totaliter bir yapıdır, anlayıştır. Seçimi kim yapar? Partiler yapar. Sandık kurulunda her partinin bir üyesi var mı? Var. Her partinin müşahidi var mı? Var. Vatandaş oy kullanmaya gelince kimliklerini partiler beraber kontrol ediyor. İmzasını atarken beraber takip ediyorlar. Oy pusulasını birlikte veriyorlar. Mührü beraber veriyorlar. İçeride oyunu kullandıktan sonra vatandaş partilerin şahitliğinde getirip zarfı oy kutusuna onların huzurunda atıyor. Sonra zarfları beraber açıyorlar. Sayımı, dökümü, her şeyi partiler beraber yapıyor. Sandık kurulundaki parti üyeleri oyların sayım dökümünden sonra imzalanan bütün tutanakların altına imza atıyorlar. İlçe seçim kurullarında ve YSK'da yine parti temsilcileri var. Bütün birleştirmeler onların huzurunda yapılıyor. Her sandıktaki sonuç bütün partilerin genel merkezlerine bir link üzerine YSK tarafından veriliyor. Yani bütün partiler bir sandıkta anlaşmadan ve oradaki kamu görevlisi de anlaşmadan orada bir hile yapma imkanı yok. Herkes kendi partisinin hukukunu korumak için orada. O yüzden Türkiye'de sandıkta kim hile yapılıyor diyorsa bilin ki kaybetmiş, kaybetmesine bahane arıyor. Biz bu seçimi aldık. Çok öndeyiz, kazandık. Acayip götürüyoruz. Peki seçim günü geliyor. Sandıklar açılıyor. Gerçekler yüzlerine çarpıyor. O zaman ne diyorlar? Hatırlıyorsunuz değil mi? Oylar çalındı. Yapma ya. Evet, hepsini ekranlara getirdik. Tabii ben geçen hafta notlarımı almıştım bunları. Mesela burada yer almayan İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü. Onun da sözleri var. Türkiye'de seçim sistemi çok güçlü, açık ve şeffaftır. Sandıklarda tüm partilerin temsilcileri görev alır ve farklı siyasi partiler orada bulunduğu için sandıkta hile yapılması gerçekten mümkün değildir. O, Recep Özel'in, AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndaki temsilcisinin lafları var. Ali İhsan Yavuz'un, şimdi 3 gündür, 4 gündür feryat figan oylar çalındı diye ekranlara çıkan zat-ı muhteremin, seçim öncesinde en güvenilir sistem bizde lafları var. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın sahte seçmen yok, mükerrer seçmen yok bilmem ne lafları var. Ama yani bunları önünüze koyduğunuz insanın biraz şey yapması lazım böyle, yani utanması lazım. O söz konusu değilse sıkıntı yaşıyorsunuz. Bizim Türkiye'de yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de bu. Yani karşınızdaki insan normal bir insan değil ya da bizim ölçülerimizin dışında bir insan
siz ne söyleseniz o önemli olan benim için sonuçtur diyor. Ve dün öyle söyledim diyor. Dün dündür, bugün bugündür Süleyman Demirel'in lafıdır ama Süleyman Demirel dahi bu kadar değildi. Yani bunlar dehşet bir kadro. ama şey yani deniz bitti ya da bitmek üzere. Bir ahlak oluşturdular Türkiye'de. İşin en kötü tarafı şu, ekonomiyi düzeltirsiniz. Özelleştirmeyle satılanları geri alırsınız falan filan. Onlar 3 yıllık, 5 yıllık işlerdir en fazla. Ama toplumun bozulan ahlakı, onu düzeltmek çok zaman alır. Yani şimdi hem çok fazla dindar ve dolayısıyla çok fazla ahlakçı görünüp karşı tarafı dinsizlikle, ahlaksızlıkla suçlayan bir kadro söz konusu. Ama o kadronun bir takım açığa çıkmış sözleri, eylemleri var ki bizim ahlaksız dedikleri bizlerin asla kabul edemeyeceğimiz şeyler. Somut örnek vereyim. Mesela Akit Gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz. Sayın Erdoğan diyor emretsin 12 yıllık yuvamı yıkarım, 3 çocuğumun da gözünün yaşına bile bakmam. İşte. Tabii. Onun dışında İkbal Gürpınar sunucu sözüm ona. Erdoğan'ın zevcesi olmayı isteyenleri en iyi ben anlarım. Cumhurbaşkanı isterse sarayda zevcesi de cariyesi de olurum. Bu bir topluma kabul ettirilmek istenen dinci ahlak. Dindar demiyorum. Dinci ahlakın şeyleri, simgeleşmiş isimleri. Zaten dindarlıkla dincilik arasındaki o müthiş uçurumu iyi anlatmak alakası gerekiyor yok, değil mi? Birbirine zıt. Bir başka, muhafazakar aile danışmanı Sibel Üres'in diye bir vatandaş var. İki de bir çıkar ekranlara. Beğendiğim erkekle imam nikahı kıyar, birlikte olurum diyor. Oo ne kolay. Bunun o adını almak istemediğim işten, meslekten farkı ne? Beğendim imam nikahı. Bir başkası, yine aynı şey, Sibel Üres'in. Türkiye'de erkek yok diyor. Erkek dediğin Suriyeli erkekler gibi olur. Bunu açıkça söyleyebiliyor yani. Evet. Buna söyleyecek laf var. Tek şey herhalde tecrübe konuşuyor. Yani nereden ahlak, utanma, yani onur. Yok yok. Bir kadınlardan örnek verdi. Bir de erkek. Adı var burada söylemeyeyim. Tweet atıyor. Ben güzel bir hanımın kocasıyım. Eğer Sayın Cumhurbaşkanım isterse ona da karşılık karılık yapabilir. Helaldir. Bak helal kavramını da kullanıyor Müslüman adam. Bunlar toplumun ahlakını bozdular ve o bozulan ahlakı yeniden düzeltmek işte çok zaman alacak. Eğitimin kalitesini bozdular, sağlığı bozdular bilmem ne ama bu toplumun gerileyen ahlakını düzeltmek maalesef evet. Çok zaman bu alacak. Arada Sayın Fidan, size yönelik bir tweetimiz var. Bir izleyicimiz Mesut Bey yazmış. Sayın Fidan diyor her zaman olduğu gibi olayları en sade vatandaşın anlayacağı şekilde anlatıyor. Kutluyorum yenilmez boksör sanılan hiç beklemediği anda son roundda sert bir yumruk aldı. Bu nedenle rastgele yumruk sallıyor. Boşuna maç bitti yazmış. Teşekkür ederim. Yani inşallah beraamızı anlatabiliyoruzdur. Ama şu, insan samimi kanaatlerini dile getirince, böyle tiyatro yapmayınca herhalde daha bir anlaşılır oluyor. Daha bir inandırıcı oluyor. İnanmadığını söyleyen, inanmadığı şeyleri söyleyen insanlara dikkat edip bir sıkıntı var. Yüzünde bir farklı ifade var, evet. Sesinde farklı bir ifade var. Yani biz doğru da ya da yanlış. Ne inanıyorsak onu söylüyoruz. Belki de oradan geliyor rahatlığımız ya da inandırıcıysak. Ama sizin gazetecilik tecrübeniz, o dönemin gazeteciliğe adım attığınızdaki bu mesleğin nerelerde olduğunu da düşünürsek ve de kimlerle çalıştığınızı bir arada olduğunuzu düşünürsek sanıyorum bunun da etkisi. Şu an mesela biz yeni nesil için hakikaten çok zor. Biz gazetecilik yapılan dönemleri de yaşadık. Gazetecilik adına şaklabanlık yapılan, iktidar şakşakçılığı yapılan dönemleri de yaşıyoruz maalesef, hüzünle yaşıyoruz. Umarım, ben Uğur Mumcu Vakfı'nda parlamento muhabirliği dersi veriyorum. Orada gelen arkadaşlara hep anlattığım şey şu, geçmişten bugüne bir süreç yaşandı. Maalesef iyiye doğru gidiş değil, ekonomide olduğu gibi, siyasette olduğu gibi, bizim meslekte de hani bütün renkler kirleniyor da birinciliği beyaza verdiler diye bir dize vardır. Ben bütün meslekler kirleniyordu cümlesini
şöyle devam ettirin. Birinciliği bizim mesleğe verdiler, gazeteciliğe verdiler. En çok kirlenen meslek bizim mesleğimiz. Hı hı. Ama bunun altından kalkacağız. Evet. Ben Uğur Mumcu Vakfı'ndaki arkadaşlarımıza da onu her zaman söylüyorum. Yılgınlık yok, umutsuzluk yok. Bu günleri geçeceğiz, hı hı. aşacağız. Hiç çaresi peki. yok. Evet, Maltepe'de olanları şu anda izleyicilerimiz merak ediyor sevgili seyirciler. Çünkü artık dediğimiz gibi Maltepe son nokta. Son 3 yılın tartışılan kurumu haline geldi YSK. Biliyorsunuz kendi içtihatlarıyla ve bağlayıcı kanunlarla çelişen kararlara imza atmayı sürdürüyor bu süreçte. Ve bunun son örneği de Büyükçekmece'deki erteleme ve KHK'lı adaylara yönelik hukuksuz olan uygulama oldu. Evet, onun dışında Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun sandık sayım kurulu sayısını ve sayımı hızlandırmak istemesine tepki gösteren MHP'li ve AKP'liler sayım alanına girdi. Aslında girdi demek olmaz, baskın tarzında bir girişti çünkü. Sayım alanına topluca bir baskın gerçekleştirdi AKP'li ve MHP'liler ve bunun üzerine özel harekat duruma müdahale etti. O görüntüleri yine ekranlarınıza getirelim. Çünkü dün yaşanan bu olay artık son nokta diyebiliriz. Maalesef buralara kadar geldi bu iş. Evet, Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun sandık sayım kurulu sayısını ve sayımı hızlandırmak istemesine tepki gösterdi MHP ve AKP'liler. Ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz için tekrar hatırlatalım. Yandaş medya tarafından dün kanallarda öyle başlıklar atıldı ki sanki Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri bu arbedeyi çıkardı ve saldırı gerçekleşmiş gibi yansıttılar. Ve bunun neticesinde bir tutanak tutuldu elbette ki bu olayla ilgili. O tutanakta her şey açık ve net bir şekilde yer alıyor değerli izleyenler. Tutanakta AKP'li ve MHP'lilerin nasıl işte salona bağırarak girdikleri, saldırdıkları hepsi ifade edildi. Ve o tutanakta ilk kez Halk TV ekranlarında karşınıza gelmişti sabah saatlerinde. Evet, oyun şu anda sayılacak olan sandık 489 sevgili seyirciler. Sadece 489 sandık kaldı. 1089 sandıktan yarısından fazlası sayıldı. Ve bu arbedenin ardından bugüne ertelendi sayım işlemi. Bir taraftan sayım yapılmasını isteyen taraf AKP ve MHP. Diğer taraftan sayımı engellemeye çalışan yine AKP ve MHP. Sayımı hızlandıralım diyen CHP'lilere saldırdılar. Oradaki emniyet mensuplarına saldırdılar. Bağırdılar, herkese tehditler savurdular. Evet, sizin dediğiniz gibi Sayın Fidan, hani programımızın başında da ifade etmiştiniz. Ben şimdi diğer yandaş kanallara baktım bir atılan başlıklara. Sayımı isteyen taraf, hızlandırmak isteyen taraf niye böyle bir şey yapsın diye bir mantık yürüttüm, evet, diyorsunuz. Eğer açılan sandıklarda ortaya çıkan sonuçlar AKP'nin ve MHP'nin istediği şekilde olsaydı, AKP ve MHP'liler yine bu saldırıyı yapar mıydı? Bir de demek ki orada da istenildiği gibi gitmiyor onlar açısından sayıp, aradaki fark neyse kapanmıyor. Bir de işi olabildiğince uzatmak. Uzatmak işte onu demin de söyledik, tahminlerimiz. Bir tanesi yeni itiraz gerekçeleri için zaman kazanmak. İkincisi o teslimi olabildiğince geciktirmek, devir teslimi olabildiğince geciktirmek. O arada da bir takım temizlikler yapmak. Yani bilmiyorum, insanın aklına başka şey gelmiyor. Ama artık öylesine sıkışmış durumdalar ki, buraya kadar, boğazlarına kadar batmışlardı. Çırpınlar çırpınlar şimdi ağız hizasına geldi batma durumları. Aklın yolu birdir ama tabii bazen akıl beyni terk edip gidiyor. Yapacakları şey, şu ana kadar yaptıkları yanlışları bir tarafa bırakıp bundan sonra doğruya yönelmeleri ve sonucu kabul etmeleri olacak şey değil. Yani 10 yaşındaki çocukları yakalayıp sen seçmen misin diye soruyorlar. O yavrunun verdiği ifade, amca diyor polise, ben diyor oy kullanmayı bilmem, ben sokakta top oynamayı bilirim. Ya bunlar tarihe geçti. Bu olaylar tarihe geçti.
insanların kapısına dayanıp sözüm ona seçmen mi değil mi sorgulaması yaparken aslında baskı yapmak, psikolojik baskı yapmak. Bunlar yaşanmamıştı şeyde. Şimdi bu kadar güvensizse bu Türkiye'de seçim sistemi o zaman 24 Haziran'da sorgulayalım. Ondan önce yapılan seçimleri de sorgulayalım. Geriye gitmeye kalkarsak ama şimdi geriye gidiyoruz. Seçim öncesinde takvime bağlı olarak itirazlar yapılmış. Sonuçlar şu veya bu ölçüde değişmiş. Seçmen kütüklerine yapılmış, sandık kurullarına yapılmış bilmem ne. Onların süresi bitmiş artık ve Yüksek Seçim Kurulu'nun ıdır kararı var. Kardeşim diyor, geçmişte diyor yapılan itirazlar diyor sonuçlanmıştır diyor. Artık diyor yeni bir durum ortaya çıksa dahi diyor geriye dönülmez diyor. Çünkü geriye dönülse ondan sonra hiçbir seçim bitmez. Sürekli itiraz, sürekli itiraz. Biz 15-20 yıl önceki seçimlere de itiraz edelim evet, o zaman. Evet, bu arada sanıyorum şimdi Maltepe'de arkadaşımız Dilan Alp. Az sonra hazır olacak kendisi. Oradaki son gelişmeleri de alacağız. Yeni görüntüler de var. Bu işte AKP'li ve MHP'lilerin içeriye giriş anları. Şimdi montajdan o görüntü de çabucak gelir inşallah. O görüntüyü de tekrar vereceğiz ekrana. Evet, şu anda gözümüz kulağımız Maltepe'de sevgili seyirciler. 1089 sandıkta yeniden sayım işlemi başlatılmıştı. Ardından şu anda 489 sandık kaldı. Bu 489 sandığı da hızlıca saymak için yine bir karar çıktı. Evet, arkadaşımız Dilan'ın yanında da Ömer Fethi Gürer olacak. Niğde Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine önemli isimlerinden biridir sevgili seyirciler. Sürekli olarak çalışan ve bundan mutluluk duyan bir milletvekilidir. Evet, nöbetçi vekillerden biri. Dilan Alp'in yanında Ömer Fethi Gürer var. Hazır mı Dilan acaba? Evet. Ömer Bey tek başına bir siyasi parti. Öyle, öyle. Ben meclisten evet. İyi tanırım kendisini. Hakikaten yani hak ediyor. Aldığı parayı da hak ediyor. Taşıdığı sıfatı da hak ediyor. Gerçekten çok iyi çalışan bir milletvekili. Yani 15-20 milletvekili daha böyle olsa. Değil mi? Muhteşem bir isim. Evet, hemen sözü Dilan'a bırakalım. Dilan Ömer Fethi Gürer yanında. Bizden de lütfen çok selam ilet kendisine. Sözü sana bırakalım. Evet, tekrar merhaba Maltepe'den konuğumuz Ömer Fethi Gürer. Kendisinden hemen son bilgileri almak istiyorum. İçeride neler oluyor? Sandıklarda sayımlar başladı mı? Kurullar oluşturuldu mu? Hemen kendisine soralım. Evet, şu anda içerideki iki seçim kurulunda beşer masa çalışmaya başladı. Bu önce 12'ye sonra da öğleyin 20'ye tamamlanmış olacak. Herhangi bir sorun yok. Sayımlar devam ediyor. Beş kurulla mı başladı sayımlar? Yok, iki tane ilçe seçim kurulunda beşer masayla çalışma başladı. O 12'ye tekabül edecek biraz sonra. Daha sonrasında öğleyin 22'ye kadar çıkmış olacak. Sayımlar bu şekilde devam edecek. Herhangi bir sorun yok. Sayımlar devam ediyor. Peki bugün ne şekilde ilerleyecek? Nasıl öngörüyorsunuz? Bugün sayımlar biter mi? 480 civarında bir sandık kaldı. Eğer 20'ye çıkarılırsa bugün herhalde gece geç saatlerde sonucun alınması beklenebilir. Esasında kurullarda, sayımlarda çok değişiklik yok. Özünde ilk seçimde burada oluşan irade ortadan kalkıyor. Yani sayımı yapan kurulun o sırada gerekçesi ne olduğunu tutanağa yazmadığı iptal oylarının bir kısmı geçerli hale döndü. Oysa o kurul sayımı yaptığı anda orada çıkan zarftaki oylar üzerinden bu oyu iptal etmişti. Ama tutanağa yazmamış bir kısmı. Bir kısmı tutanağa yazmadığı için o oylar daha sonraki sayımlarda geçerli hale dönüştü. Bu geçerli geçersizle ilgili yapılan değerlendirmede tekrar bir sayım aynı geçersizle yapılsa bu kez de bir kısmı yeniden geçersize dönüşebilir. Yani o andaki ilk andaki irade ortadan kalktığı için şimdi yapılan sayımlardaki bu geçersizlerin geçerliye dönülmesi daha çok tutanaklardaki bilgilerin doğru tutulmamasından kaynaklanıyor. Bunu da görmek gerekiyor. Onun ötesinde tabii çok sayıda EYT'nin iptal oyu var. EYT'ler genelde AKP'nin üzerine EYT yazarak iptale yönelmişler. Ama tabii çoğu da EYT'lerin oy vererek tepkilerini ortaya koymuşlar.
Bir benim dikkatimi çeken bir konu daha var. Bunu Pendik'te çok görmüştük. Önce Adalet Kalkınma Partisi'ne basmış oyunu. Cep telefonuyla herhalde çekimini yapmış. Daha sonra da CHP'ye basıp oyunu iptal ettirmiş. Bu da dışarıdaki toplumsal baskıyla oy verilirken insanların, özellikle kamuda geçici işçilerin, amirler bana oy pusulanı getir diyorlar ya, ne kadar baskı altında olduğunun farklı bir yansıması olarak ben onu da sayımlarda tespit ettim. Çünkü bugün artık 11 gündür sandık başlarındayız. Çıkan oylara göre de böyle bir değerlendirme içinde olma şansımız oluşuyor. Dün burada bir kargaşa yaşandı ve onun üzerine adeta bir sıkı yönetim hali var. Biz basın mensupları içeri giremiyor. Bariyerler önünde sizinle yayın yapıyoruz. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Tabii şu anda içeride milletvekillerinde ikişerli oluyorlar. Her partiden iki milletvekili direkt sayım kurulunun olduğu yerde yer alıyor. Biz de dış taraftaki sayım kurulunun görüldüğü alanda bulunuyoruz. Bu tür düzenleme sayım sonuçlansın. O anlamda yapılacak çalışmada herhangi bir aksaklık olmasın. Onun için de belirlenen kurallara bizler de hepimiz uyuyoruz. Önemli olan sayımın bir an önce sağlıklı biçimde sona ermesidir. Bir an önce de Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesidir. Kaç milletvekili içeride görev yapıyor şu anda? Şu anda 8 milletvekili ama biz burada 25 milletvekili vardiyeli olarak görev yapıyoruz. Saat 9'da gelen 3'te ayrılıyor. 3'te gelen saat gece 11'de ayrılıyor. Daha öncekinde sabah 9 gece 12'di. Tek sayım bölgesi kalınca bu konuda yoğunlaşma olduğu için böyle bir düzenlemeye gidildi. Şimdi sabah ekibi arkadaşlarımız içeride. Vehbi Bakırcıoğlu, Ensar Aytekin, Etnan Aslan, Mustafa Bey var, Ordu milletvekilimiz. Bir de Bekir Başevirgen, Manisa milletvekilimiz de biz buradayız. Çok teşekkür ediyoruz Ömer Fethi Gürer. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, NİDE milletvekili Ömer Fethi Gürer'den son bilgileri aldık. Sayımların başladığı bilgisini verdi. İki sandıkta gün 12'ye tamamlandıktan sonra gün içerisinde de kurulların 20'ye tamamlanacağı bilgisini verdi. CHP'li milletvekillerin toplamda 25 milletvekilinin burada görev aldığını, vardiyalı şekilde de burada bulunmaya devam edecekleri bilgisini verdi. Belirttiğimiz üzere burada çalışmalar çok yoğun, güvenlik önlemleri çok sıkı, basın mensupları dahil içeriye görevli olmayanların dışında hiç kimsenin alınmadığı bilgisini de tekrar vererek sözü yeniden size bırakıyoruz. Evet, Dilan'a çok teşekkür ediyoruz. Son durumu aktardı bizlere ve oradaki bekleyişini devam ettirecek gün içinde. Evet, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri bu süreçte müthiş bir performans sergilediler. Hepsine teker teker teşekkür ediyoruz. Eminim gelecek nesiller de minnettar kalacak kendilerine, değil mi? Evet, bir anlamda demokrasi tarihi yazılıyor Türkiye'de şu sıralarda. Demokrasi, insan hakları gibi kavramlar lütuf olarak verilmez. Ama bir şekilde diyelim bir topluma lütuf olarak verildi. Tepede mi? Kadın hakları mesela Türkiye'de çok büyük mücadele söz konusu olmadan Mustafa Kemal'in büyüklüğü sayesinde 1936'da kabul edildi. Seçme seçilme hakları. Eğer lütuf olarak tepede inme verilirse bir hak, toplum onun değerini bilemez ve onu çabuk kaybeder. Şimdi Türkiye'de demokrasiyi biraz çabuk kaybetmeye başladık. Biz tam elimize geçiremeden kaybetmeye başladık. Şimdi demokrasi mücadeleyle yeniden kazanılıyor. Bu o açıdan çok önemli. Bu seçimler hem vatandaşlar hem partiler, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, muhalefet partilerini söylüyorum. Onlar da parti olarak demokrasiyi gerçekten hak etmek için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya başladılar. Bu açıdan da çok önemli bu şeyler. Orada milletvekilleri işte nöbetleşe bulunmaları, sandık başlarında, çuvalların başında yatmaları, uyumaları gerekirse, göğüs göğüse mücadele edip sandıkları korumaları demokrasimizi hak etme noktasında adımlar sayılabilir. Bu açıdan çok önemli. Bu şekilde hak etme noktasına gelirse bir toplum kıymetini evet. bilir ve onun elinden alınmasına kolay kolay izin vermez. Biz o noktaya geliyoruz. Mesela işçi hakları konusunda da çok fazla mücadele verilmeden haklar alındı ve o haklar kolaylıkla gitti büyük bölümü. Onların yeniden kazanılması da aynı bu şekilde olacak. Şimdi Maltepe'de bir de şu var. Yani suçlamalardan bir tanesi efendim sandık kurulu başkanları da uyumuş, taraflı davranmış bilmem ne. Ya seçim öncesinde bu çok yazılı çizildi.
kamu görevlilerinden oluşur sandık kurulu başkanları. Ve AKP bundan önceki pek çok seçimde olduğu gibi bu seçimde de sandık kurulu başkanlarına özel bir sendikanın üyelerinden seçti. Eğitim Birsen, iktidar yandaşı sendika. Sandık başkanları oradan seçilmiş. Yani onlar dahi demek ki AKP aleyhine çalışmışlar. İddiası var ki bu aklın mantığını kabul edeceği şey değil. Onun dışında efendim şey dışından KHK'li kamu gücünde kararnameyle, kamu hükmünde kararnameyle, kanun hükmünde kararnameyle atılan adamlar sandık başkanlığı yapmış. Ya sandık başkanı, sandıkta kamu görevlisi olabilmek için, görev alabilmek için kamu görevlisi unvanını taşımak lazım. O sıfatı taşımak lazım. O sıfatı taşımıyorsanız, kanun hükmünde kararnameyle atılmışsanız zaten o sıfatı kaybetmişsiniz demektir. Dolayısıyla sizin sandıkta görev almanız mümkün değil. O da doğru değil. O iddia doğru değil. Onun dışında o ilçedeki kamu görevlilerinin görevlendirilmesi gerekiyor sandık başlarında. Efendim Maltepe dışarıdan birkaç kişi gelmiş görev. Evet o doğru ama ilçe seçim kurulu il seçim kuruluna yazı yazmış. Demiş ki ya burada yeterince kamu görevlisi bulamadık. Yan ilçeden alabilir miyiz? İl seçim kurulu yüksek seçim kuruluna sormuş. Yüksek seçim kurulu evet böyle bir durum varsa alabilirsiniz demiş şeyden. Onlar gelmiş. Yani Maltepe'deki sandıklarda Pendik'ten ya da Gebze'den elemanlar görevlendirilmişse, kamu görevlileri görevlendirilmişse ne var bunda? Ama dedim ki hep şey bahane, hep çamura yatmak, hep çamura yatmak. Şeyin lafı işte, yani kim ki şey yapıyorsa, seçimde hile var diyorsa bil ki evet, o seçimi kaybetmiştir. Bir de Can Bartu konuşalım mı son dakikalarımızda? Evet, evet. Elveda senior diyoruz bugün. Son yolculuğuna evet, uğurluyoruz gerçekten. Kendisini. Türk futbolunun efsane isimlerinden birini daha yitirmiş olduk. Şimdi maalesef o teker teker o insanlar da ayrılıyor dünyamızdan. Ben Galatasaraylıyım, bunu hiç çekinmeden söylerim. Ben de. ama mesela Can Bartu benim için insandır, adamdır, futbolcudur. Hı-hı. Mustafa Kemal'in tarif ettiği, ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklı olanını severim dediği tipe uyan bir kişidir. Metin Oktay öyleydi, Lefter öyleydi, Turgay Şeren öyleydi. Eskiler hakikaten şimdikilere bakınca Can Bartu ile ilgili bir anı. Turgay Şeren'in jübile maçı yapılıyor. Can Bartu, Fenerbahçe Galatasaray maçı yapıyorlar. Bir penaltı oluyor Fenerbahçe lehine. Penaltı atılacak, Lefter topun başına geçiyor. Can Bartu onu kibarca kenara çekiyor, ben atayım diyor. Defterde o da kalite bir insandı. Tabii tabii o da efsane tabii. isimlerden o da, tabii biri. Tabii diyor ve şey geliyor. Turgay jübile maçı gol yiyerek bitirmesi tabii hoş olmaz. Yani unutamaz yıllarca. Gol yemeden jübilesini bitirmesi zaten 90 dakika oynamaz jübilesi yapılan futbolcular. 10. 15. dakikada hakem maçı tatil eder, bırakır, omuzlarda terk eder sahayı. Ve Turgay 10 dakika 15 dakika içinde gol yiyen jübilesi o şekilde bitmiş bir futbolcu olmak istemiyor. Ama tabii gidip de Can'a bunu söyleyecek hali yok. Neyse Can geliyor topun başına. Öyle bir vuruyor ki topa, direği yalayarak çıkıyor. Bile bile avuta atıyor topu. Bu adam demektir. Bu adam demektir. Can Bartu adamdı, insandı. Mustafa Kemal'in tarif ettiği futbolcu tipine uyan bir kişiydi. Aynen Metin Oktay gibi, aynen Lefter gibi. Ve o günlerden Alpaylara geldik, Ardalara geldik, Emre Belözoğlu'na geldik. Nereden evet. nereye? Bu arada Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında düzenlenecek bir anma töreni. Şu anda da canlı görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz sevgili seyirciler Fenerbahçe TV'den. Evet, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu ama o kadar güzel değerler bıraktı ki ardında. Mesela bir fotoğraf var, Bir Gün gazetesinde yer alıyor ama meşhur bir fotoğraftır bu. 1969 yılında Metin Oktay'ın jübilesinde iki efsane forma değiştiriyor ve kısa süreliğine de olsa ezeli rakiplerin formasını birbirleri terletiyor. Bu an ezeli rekabetin ve ebedi dostluğun en büyük simgelerinden biri haline geliyor. Metin Oktay çok çok büyük paralar teklif edilmesine rağmen Galatasaray dışında Türkiye'de başka bir takımda futbol oynamamış bir kişi. Parayı terk etmiş. O yüzden hatta eşinden boşanmış bir kişidir. Böylesine formasına aşık bir insandır. Ama Fenerbahçe formasını giymekten de hiçbir şekilde rahatsız olmuyor. Olmaması da zaten doğrudur.
ve Can da Galatasaray forması giymekten rahatsız olmuyor. Bugün iki takımın taraftarlarının birbirinden tel örgülerde ayrıldığını düşünürsek, o zaman bu futbolcuların insan olarak kalitesinin ne düzeyde olduğunu biraz anlarız. Yani rahmetle anıyorum, saygıyla anıyorum. Evet, spor dünyasından da mesajlar var. Büyük bir kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz diyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Değerli isim Can Bartu'ya Allah'tan rahmet, değerli ailesine, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun denilmiş. Ali Koç'tan bir mesaj. Hepimiz için acı bir gün, başımız sağ olsun. Can Bartu hem kişiliğiyle hem tarihiyle, yaptıklarıyla, Fenerbahçe camiasındaki konumuyla bambaşka biriydi. İyi ki vardı, iyi ki Fenerbahçeliydi. Bizlere çok şey kattı. Onu da en hak ettiği şekilde uğurlayacağız demiş. Önemli olan bu işte değil mi? Ardınızdan arkanızdan güzel böyle şeyler güzel söyletmek. Şeylerin söylenmesi. Evet, Can bunu fazlasıyla hak eden bir sporcuydu, bir insandı. Adam gibi adamdı. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Fidan. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, hafta sonu sabahı burada noktalıyoruz. Ancak canlı yayınlarımız devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın.